Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tokcayla ve yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Sonunda TR serverı gibi bizim takımdaki herkes Türk arkadaşlar, sıfır ping oynuyoruz ve Orion'la en çok merak ettiğim şampiyonda. Ama Hayalet'in buradan gitmesi lazım. Hayalet niye beni trollüyor şu an bilmiyorum. Neyse, ben size şöyle adama çok takılmadan anlatmak istedik şeyleri bir anlatayım. Orion'la benim en çok oynamak, en çok denemek istediğim şampiyondu. Oynadım, denedim ve gerçekten muazzam bir şampiyon. Neden bu kadar iyi olduğunu söyleyeceğim. Ama açık ara Wild Rift'teki en zor şampiyon. Bir de böyle bir lakap takacağım bu şampiyona. Sebebi şu arkadaşlar. Takım savaşları içinde inanılmaz bir görüş zorluğu var. Yani topun menzilini göremeyeceğimiz kadar uzakta oynamamız gerekebiliyor gerektiği zaman. Zaten verdiğim hasarları hiçbir zaman göremiyorum neredeyse. Şöyle oynamam lazım, hani bunlarla oynamam gerekiyor. Neyse, 1v1'de aşırı kolay, aşırı güçlü, aşırı iyi. Çok seviyorum zaten Orion'la, ya bayılarak oynadığım bir şampiyon Orion'la benim bilgisayarda. Burada da yine seve seve oynadım. Çok da keyif aldım. Ama takım savaşlarındaki zorluğunu göreceksiniz. Bir de arkadaşlar, videolara bir beğeni atarak destek verirseniz memnun olurum. Aurelion solo aşırı fazla dürttük. Şu anda Miss Fortune tek başına oynamak zorunda Aurelion buraya geldiği için. Bizim takımdaki Zed de izleyicimizmiş. Ona da buradan selam verelim. Q olsaydı çok güzel. Q döndüğü gibi düz vuruş QW kombosunu yaptım. Elektrik verle beraber patlattık zaten orada skoru. Zaten dediğim gibi koridoru her türlü alıyoruz. Ama bakalım, takım savaşları içinde görmeniz lazım. Orianlı'nın yetenek kitinde herhangi bir değişiklik yok. Düz vuruşlarımızdaki ekstra büyü hasarı özelliğimiz dahil her özelliğimiz hala var arkadaşlar. Hiçbir şey kaldırılmamış. Mana problemi olarak da bilgisayardakinden çok daha kolay. Sebebi de şu sanırım, oyun daha hızlı olduğundan dolayı ve yeteneklerini tutturmak da çok zor gerçekten. Bu tarz durumlardan dolayı biraz mana bedelleri düşük tutulmuş Orianna'nın. Ulti bekleme süresi de bu arada şu Awakened Soul Stealer'la, yani o ulti bekleme süremizi de azaltan eşyayla, ekstra azaltan eşyayla ikinci seviye ultim 31 saniyeye kadar düştü. Son seviyede de 30'un altına iniyor. Gerçekten çok iyi. Hani sık sık engage deneyebiliyorsunuz. Faillemeniz sorun değil çünkü çok zor. Ondan dolayı da muhtemelen böyle bir artı koymuşlar şampiyona oynarken. Yeteneklerinizi takım savaşında özellikle kesinlikle şöyle kullanmak zorundasınız. Onun dışında attığınız skiller genelde olmuyor. Genelde tutmuyor çünkü topun hareket hızı yavaş olduğundan dolayı istediğiniz noktaya gitmesi bir tık zor. Yani rakip zaten gitmiş oluyor o noktadan. Ben bir geri dönüyorum şimdi. Luden'im bitti. Üzerine bir de ayakkabı alabilecek param varsa daha iyi. Evet, şu an Aurelion'u bayağı bir dövdük. Bayağı bir dövdük. Gragas da ona yardıma geldi. Bir tık da Gragas'a vuracağım. Şimdi mesela birden fazla hedef olan durumlar. Şimdi göreceksiniz demek istediğimi. Ben ulti atmadan da öldürürüm diye düşünüyordum da gerek kalmadı. Tamam, Jena tamamladı. Minnacık bir canı kaldı adamın orada. Ulti atmadan öldürürüm, direkt serice çıkayım dedim. Gragas'a geliyorum. Geliyorum, kapattım onu. Çok güzel, helal. Helal olun. Ejder alabiliriz. Tamam, geliyorum. Direkt geliyorum Ejder'e. İşaretleyelim, bizim çocuk da şey yapsın, gelsin. Bir totem bıraktım şuraya. Takım arkadaşınıza kalkan verme, takım arkadaşınızın üstünden ulti atma falan, bunların hepsi yine var arkadaşlar. Herhangi bir kısıtlama şampiyonda bulunmuyor. Hatta dediğim gibi artısı var. Ben bir de geri dönüyorum. Valla Miss Fortune'a helal olsun açıkçası ya. Adam 2v1 oynadı. Cenne salmadı midden. Ama ölmedi yani o kadar durumdan. Evet, şimdi bu Awakened Soul Stealer'ı aldım. Dediğim item bu. Bunu aldıktan sonrasında ulti bekleme sürenizi artık kullandıkça daha da düşürüyorsunuz. Şimdi bakayım kaç saniye. Şu an 49 saniye. Bir seviye sonra ikinci seviye çıkart. Ultim ikinci seviyeye geldikten sonrasında ve biraz da ben ulti kullandıktan sonra inanılmaz düşük olacak bekleme süresi ultimin. Sıkıntı yok. Çok güzel. Onu da aldık orada. Sen şunu al bakayım. Vurdum Jena'yı. Allah, öldüm. Aa, ölmemişim lan. Kule bana vurmayı bırakmış, çok iyi. Öldüğümden çok emindim yani gerçekten. Geri dönelim.
O zorlarsa keseriz bu arada. Kessek mi ya? Ne diyorsun? Verdim sana şeyi. Yürüme hızını verdim. Ultim yok. Çok güzel be. Üf. Vallahi iyi. Sen gelince ben mi gaza geldim abi diye özet. Adam ya adam. Maviye koşturuyorum bir şop. Var mı müsaade? Var var. Vadiye gideceğim ben direkt. Ulti bekleme sürem 37 saniye arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bu hani daha da düşecek şimdi. Ayakkabıyla bekleme süresi de azalma tercih edebilirsiniz. Bu şekilde daha da düşürmüş olursunuz. Ben yukarı kuleye çıkıyorum. Orayı bir koruyalım. Hatta Garen'ın durumuna bir bakayım. Garen'ı da kesebilirim. Aynen. Ayakkabısı minik ayakkabı. Ha Gragas var bir de. İki kişiler şu an. Bu arada şu an bayağı dümdüz ediyoruz adamları ama... Çok güzel. Gragas da indi. Şöyle bir daha dürttüm. Bir daha dürttüm. Bir daha dürttüm. Adamlar soru verdi. Surrender verdi. Ben onu denemek istiyorum. Gel buraya. Kuleye öldüm. Kuleye öldüm. Evet. 10 numara oyunda arkadaşlar. Bu arada takım savaşlarından da önceki oynadığım oyunları kaydetmiştim. Takım savaşı içindeki zorlukları görmeniz için de buradan sonra birkaç tane oynadığım maçlardan takım savaşı sahnelerini size göstereceğim. Çok konuşmuyor olabilirim. Bazı yerlerde tam video çekiyor kafasıyla çekmiyordum ama belki tam böyle erken biter diye birkaç takım savaşı ekledim. Gidebiliriz onlar ya. Gidebiliriz, gidebiliriz. Gel gel şuradan gidelim direkt. Hadi bakalım. At ultini. Oh çok iyi be. Çok iyi. Akali ultiyle çıktı. Yavaşlattım. Tamam. Gidiyorum Jinx'e. Vurdum kombomu. Ama minyonlar var. Güzel ulti. Vurdum her şeyimi ama yetmedi hasar. Güzel. Akali'ye verdim kalkan. Şey, eşe. Canı çok az ya Akali'nin. Şeye, Lee Sin burada. Top sende, koş. Verdim sana. Oo. Ay. Ne yapacağız? Çıkabilirsem çıkmaya çalışacağım şuradan ama zor ya işim. İşim çok zor şu an. Çıktım gibi bu arada ya. Aynen aynen çıktım. Ay. Güzel. Girebilirim. Kalkan verdim sana. Şunu açtım. Tamam tamam çıktım ben. Oğlum bayağı vuruyorum da o kadar uzaktan vuruyorum ki ne vurduğumu göremiyorum ya. Şu ana kadar oynadığım en zor şampiyon bile diyebilirim hatta Orianna'ya. Wild Rift için. Aha! Çok iyisin. Uf iyi vuruyorum. Çok iyi vuruyorum hem de. Senin ulti bekleme süren kaçmış o? Benim 45-46 civarı. İyi senin de iyi düşük. Burada çıkmamız lazım. Ben flash attım. Öl oğlum. Hah güzel. Ay. Ooo. Jinx flash attı beni kesmek için. Lan devam etsek peki. Ultime 4 saniye. Ah Ezreal ölmedi. Ya bozul bozul. Ultini mi bozamadın sen orada? Ultimi bozamadım. Helal olsun Bishop. Canları çok kesik. Hadi be. Onu aldım.
Graves'i kesemedi mi bu? Vallahi kesemedi. Ben istiyorum ya Graves'i. Ay 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 ay, görünmezin içine girmiş. İyi oynadı adam. Graves çok güzel oynuyor. Bunu keseriz bu arada. Kestim. Ezreal'ı arkada kestim. İşte savaş içinde bir sürü farklı açıyı takip etmek zorunda kalıyorum. Bu zorluyor. Zor olan bu arkadaşlar. Takımda iki jungle var. İkisi de yanımızda değil. Ne kadar güzel. Hadi bakalım. Gragas da Garen geliyor. Evet. Of.